7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Nazar, Perihan Hanım'dan lütfen çorba işini devralır mısın? Perihan Hanım, siz de lütfen söyleyeceklerimi dinleyin. Evet. Bugün bizim hayatımızın dönüm noktası. Ailemiz için de öyle. Sevda ile ikimiz evlenmeye karar verdik. Kendisi eşim olarak, hayat ortağım olarak bu malikanenin gelini olacak. Dilber Hanım. Buyurun. Sizden babamın yüzünü rica edebilir miyim? Tabii. İster kabul et, ister etme. Bu senin meselen. Bundan böyle benim himayemde olan bu malikanede sevdiğim kıza yapılan saygısızlığı kendime sayarım. Buyurun. Evet. Merasime geçelim. Aradan çıksın. Saygıdeğer Sipahioğullar ailesi. Ben Kerem. Babamın zamansız gidişi hepimizi üzdü. Onun yerini kimse tutamaz, farkındayım. Ama size söz veriyorum. Bundan sonra ailemin başındayım. Artık Sipahioğlu ailesi için yeni bir dönem başlıyor. Eksik ya da yanlış bir şey söylediysem lütfen düzelt hala. Peki. O halde afiyet olsun. Annemle de masaya hiç oturmadınız değil mi? Terzi kızı Süreyya. Yıllar önce bu evde anneme yaşatılanları öğrendim. Utanç duydum. Ama annemin yaşadıklarını Sevda yaşamayacak. Ben buna izin vermem.
Annemle ne ilgisi var? Ne öğrendin? Annem de bu evde istenmemiş Ali'ye. Bu evde artık hiç kimse mutsuz olmayacak. Sen beni şikayet mi ettin Kerem'e? Perihan Hanım, siz de şunu bilin ki kızınızı kimseye ezdirmem. İçiniz rahat olsun. Bana gönül rahatlığı zor Kerem Bey. Ama elbette mutlu olmanızı dilerim. Oo, ben kızımdan eminim diyen gururlu Perihan Hanım'a bakın hele. Ne oldu? Bu evde bir istikbal görmeye başladın demek. Hala, Perihan Hanım'la da Sevda'yla da böyle konuşmayacaksın. Neden? Gururları mı incinir? Kırılırlar mı? Ben karşımda öyle darılacak, gücenecek insanlar görmüyorum. Sevda bu eve benim için döndü. Hayır, senin için değil. Servetin ve adın için döndü. Nusret Hanım bakın ben aslında... Sen sus! Ben bu evde yaşadığım sürece bu evdeki her şey zehir zıkkım sana. Ana! Kerem! Servise başlayalım. İyi akşamlar. Ay Sultan abla var ya, cehennemde cayır cayır yanmaya gelmiş bu Sevda. Kerem Bey alenen savaş açtı Nusret Hanım'a. Ortalık 56'ya döndü vallahi anne. Öyle vallahi. Helal olsun Kerem Bey'e. Bak sevdiğine sahip çıktı. Kusura bakmasın da o Nusret Hanım biraz artık kuyruğunu kıstırsın otursun yeter. Aa. Anne senden mi çıktı bu laflar? Abimin kime çektiği belli oldu vallahi. Ay bir gün yokum. Neler olmuş neler. En büyük şovu kaçırdım. Anlatın bakayım. Ne oluyor? Hiçbir şey yemedim. Halanın attığı peçeteyi yedin mi? Niye geldin buraya? Ne işin var demiyorsun değil mi? Demiyorum. Çocukken hep düşünürdüm biliyor musun? Halam niye hiç gülmüyor? Niye bu kadar mutsuz? Acaba öfkesi kime diye düşünürdüm. Yani hiç evlenmemiş. Belki bizim yaşadıklarımızı hiç yaşamamış. Ya da duygularını çok iyi kontrol ediyor bilmiyorum. Ama aslında bana çok düşkün. Düşkün mü? Sana resmen tapıyor. Kötü biri değil aslında biliyor musun? Belki biraz zamana ihtiyacı var. Seni sevmesi için. Bizi kabullenmesi için. Bilmiyorum. Niye güldün? Yani bilmem. Nedense o zaman hiç gelmeyecekmiş. Beni hiç sevmeyecekmiş gibi hissediyorum. Ben seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Yetmez mi? Yeter. Annemize bakıyor. Gitsem iyi olacak.
Gördüm. Biraz daha kalsan olmaz mı? Çıkamadın banyodan. Çıktım. Gireceksen gir. Herkesin derdi benimle bu evde. Arkamdan hiç mi çeviriyorsunuz Fevzi'ye? Alınganlık yapıyorsun sadece. Arabayı kaçırıp ortalığı ayağa kaldırmışsınız Aliye ile bu sabah. Neler oluyor Fevzi'ye? Biz Kerim'i getirmeye gittik. Teknedeydi Sevda'yla. Seninle bir alakası yok. Ha. Sen Zoğlu Otel'deymişsin bugün. Evet. Müşteriyle yemek yedim. Sen beni takip etmeye mi başladın? Müşterilerini otelde mi yemek yiyorsun? Otelin restoranında yiyorum. Odasına çıkacak halim yok herhalde. Ne oldu? Sustun. Zerre kadar güvenmediğin bir adamla nasıl evli kalıyorsun anlamıyorum Fevzi'ye. Bana güvenmeyen bir kadınla evli kalamam ben. Şu anda yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Yarın git davayı aç, bitirelim artık bu işi, tamam. Selim, Selim dur, Selim dur. Selim lütfen, bırakma beni. Lütfen. Ben sana gerçekten çok güveniyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Ben çok özür dilerim. Durmadan kabahat işleyip durmadan özür diliyorsun Fevzi'ye. Bir insanın kalbi daha ne kadar kırılabilir? Sabır taşı mıyım ben? Özür dilerim. Bak yine özür diliyorsun. Şu anda yalnız kalmak istiyorum ben. Selim. Söz seni yalnız bırakacağım. Ama lütfen. Beni bırakma. Abla, sakın tek kelime bile etme. Sen az önce kocandan özür mü diledin? Bu seni hiç ilgilendirmez. Abla, bu adam sana kara büyü mü yaptı? Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Annem benim. Mutluluğumuz için dua edeceğim dedin ya. Senin duan benim için her şeyden çok daha önemli. Hangi anne evladının mutsuz olmasını ister ki kızım? İyi ki varsın. Sen hep başımızda ol, olur mu? Allah evlatlarımın yüzünü güldürsün. Mis gibi kokutmuşsun yine ortalığı. Sabahtan beri bir şey yediremedim. Senin gidişine çok içerlemiş. Alırım ben onun gönlünü. Çok da acıktım hem. Sen daha çok aç kalkarsın o sofradan. Olsun. Benim annem var. Böyle gizli gizli kaçarım. O beni doyurur. Doyururum tabii. Doyurmaz mıyım? Oo, birileri kokuya mı uyanmış? Bak kim geldi? Mem hocam. Ablacığım. Sarılmak yok mu? Ben seni çok özledim. Ben özlemedim kimseyi. Memo, nereye gidiyorsun? Dışarı. E oğlum, krep yaptım ben sana. Yemeyeceksin mi? Gel bak, çikolata da süreriz üstüne. Yok canım, istemiyor. Mem hocam. Nereye gidiyorsun? Kızdırdılar mı seni yoksa?
Memo, oğlum. Elimi bırak dolaşsın gelsin. Fazla uzaklaşma. Biz de kestanemizi kapıp size dedikoduya geldik ama... yukarıdan misafirin varmış. Sevda bizden anne ya. Vallahi bizden mi, onlardan mı artık? Ben pek bilemiyorum. Anne, o nasıl laf? Ay, insan çağırır ya. Allah Allah. Sevda, niye demiyorsun düğünümüz var diye? Çok heyecanlı. Sen bu malikaneye var ya, güneş gibi doğdun yeminle. Ağır geliyor değil mi insana? Sesleri duyunca... neyse. Nişandan beridir hep güçlü kadın oynuyorsun. Tamam. Artık yeter. Taş olsa çatlar. Aslında biz aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı taraftayız. Sen de ben de bu ailenin kahrını çektik. Ben hizmetkarlık yaptım. Eşeğin yoksa enişten var durumun. Sen neyin var neyin yok ayaklarına serdin. Sonuç? Koca bir hiç. Ne diyorsun anlamıyorum. Teoman Bey'in teklifini bir daha düşün diyorum. Düşünecek bir şey yok. Senden çalınan mutluluğu hep böyle dışarıdan mı izleyeceksin? Benim gibi mutsuz olmana asla izin vermeyeceğim. Ne olursa olsun. Gidelim. Ya baba nereden çıktı şimdi Allah aşkına? Ya oğlum uzatma da al şu anahtarı işte al. Şu da liste. Marketten bunlar alınacak işte. Baba gece gece sırası mı ya? Bunu sabah alsak olmuyor mu? Oğlum bir kere de soru sormadan he de ya. He? He baba. Oldu mu? He oldu. Hadi geç kalma. Memocan. Ne yapıyorsun burada böyle aslan parçası? Uyku yok mu?
Anlaşılan süngümüz düşük. O ne demek? Canın sıkkın yani. Anlat bakalım. Ne oldu? Niye canın sıkkın? Sevda'ya küstüm. Ona ben de küstüm. Neden? Seni de mi bırakıp gittim? Demek ki konuşacağımız çok şey var seninle. Şöyle uzun uzun erkek erkek konuşalım mı? Gezdireyim mi seni arabayla, ne dersin? Ama annem kızar. Konuşurum ben Perihan teyzeyle. Alırız iznini, kızmaz. Olur mu? Anlaştık mı? Hadi gel. Nereye gidiyorlarmış? Arabaya benzin alacaklarmış. Elleme geçsinler. Savaş'ın pek sever çoluk çocukla oynamayı. Emem hocanın da canı sıkıldı. Tıkıldı kaldı burada. Sağ olsun. Hadi anlatsana, ne oldu masada? Yani ne anlatayım ki? Çıkarken yüzünü gördün mü kaynananın? Ne kaynanası? Kaynanan oluyor artık. Bembeyaz kireç gibiydi vallahi yüzü. Kız tıkınarak konuşma. Tövbe ya. Tamam anne ya. Ne oldu şimdi? Konuştunuz mu Kerem Bey'le? Düğün derneği kuruluyor mu? Ne yapıyoruz? Yani biz bir şey konuşmadık. Vallahi bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Tabii ki benim içim hiç rahat değil ama. Ya baksana şunlara, nasıl seviyorlar birbirlerini. Sevenleri ayırmak günah be kardeşciğim. Ne yapacağım? Ay. Vallahi içim kıyıldı ha. Tükendim burada. Bu ne be? Mıy da da mıy mıy mıy. Kalkın ayol. Bir müzik falan açalım. Bir şey yapalım. Dans edelim. Kaç kere kız vereceğiz biz sipahi yollarına? Aa. Hadi kız, hadi kalk. Yok yok, benim hiç öyle bir modum yok. Ay delir modum, ne olacak? Bak nazara. Aa, bu ne be? Cenaze evi mi, düğün evi mi belli değil. Cenaze evi. O da doğru. Ama Vedat Bey bizi böyle görse çok mutlu olmaz mıydı? Çok sevinirdi vallahi. Aman be, üç günlük dünya. Hadi be, hadi be, hadi be. Hadi. Lütfen benim adıma Rana'yla ya da başka bir kızla evlilik planları yapma. Benim hayatımda başka biri var. Kimse üzülsün istemiyorum. Kimse üzülsün istemiyorum. Karadağ'da tanıştım. Aklımı başımdan alan. Beni kendine aşık eden kadın Sevda'ydı. Evlen benimle, evlen benimle. Bir hizmetkarım kızı gelir ve sipahi oğulların prensesi olur. Eğer gerçekten toprakları istiyorsan ben Sevda'yı kabul edeceğim. Kerem'le aramızdaki bir günlük bir şey diyordun. Değil miymiş? Değilmiş. Teoman Bey'in teklifini bir daha düşün diyorum. Düşünecek bir şey yok. Senden çalınan mutluluğu hep böyle dışarıdan mı izleyeceksin?
saniye dursanıza, biri geldi. Nusret Hanım geldi, yemin ederim. Memo'dur Memo. Memo'dur, kız aç kapıyı Memo. Memo'dur. Girebilir miyim? Tabii, tabii. Oo, oh, oh. Ben sana tarlık vereyim. Oo. Oh. Oba! Nazar. Kerem Bey. Ben bölmek istemezdim. Lütfen eğlenmeye devam edin. Kerem Bey, biz zaten gidiyorduk şimdi. Hala Nazar. Perihan, görüşürüz. Otursanız Nazar. İyi akşamlar. Hadi. Yok, gidelim. İyi gidelim biz. İyi akşamlar. Ben kapıyı çekerim. Siz hiç rahatsız olmayın. İyi akşamlar. Ben bölmek istemedim aslında. Böyle cıvıl cıvıl görünce. Siz de lütfen oturun, rahatsız olmayın. Hayır, lütfen. Lütfen. Geç sen. Sen geç istersen, ben de otururum. Sen... Otursan. Ben aslında sizden halam adına özür dilemeye geldim. Tabii bundan sonra yaşanacaklar için ayrıyetten özür dilemek lazım tabii. Ben size bir söz verdim. O sözümü tutacağım. Çay içersin değil mi? Olur, olur, içerim. Ne yersin, ne hazırlayayım sana? Krep? Fark etmez. Tamam. Neyle olsun? Peynirli olsun. Tamam, tamam, yeter, az koy. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir tabak getireyim mi, yoksa böyle ortadan yer misin? Hiç gerek yok. Ben böyle yerim. Rahatsız olmayayım. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kerem Bey. Sevda benim gözümün bebeği. Ne yalan söyleyeyim. Aynı kaptan yiyebileceği biriyle yuvasını kursun isterdim ama... Anne. Madem birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz... ...gözünüz de kara... ...yaşayın görün. Ben de daha fazla karşı koyacak değilim elbette. Ama... ...benim bir tanecik kızım var. Cumartesi benim izin günüm. Usulü adabı neyse gelir istersiniz. Ne? Anne. Ne? Anne ne? İsteme de olacak, söz de olacak. Sen beyaz gelinlik de çıkacaksın bu kapıdan. Öyle masaya oturduk, oldu bitti yok. Olmaz. Olur. Hallederiz, olur. Ben siparişleri alayım, geleyim, sen burada bekle, tamam mı? Memo! 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 Memo
Mehmet! İmdat! 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 Çıkarın Memo'yu! İmdat! İndirin Memo'yu buradan! İndirin Memo'yu! Çıkar Memo'yu! Çıkar Memo'yu! Çıkar Memo'yu! İndir Memo'yu! Çıkar Memo'yu! Tamam Memo! Memo tamam. Tamam. İmdat Memo'yu! Gel gel gel. Tamam gel sakin. Sakin sakin sakin. Sakin Memo. Sakin sakin. İyi misin? Dur bir dakika ben sana söyleyeyim. Gel. Al bakalım. Al iç bakalım şunu biraz. Al. Sakin al bakalım. İç. İyi misin? Hapse girmeyecek Memo. Girmeyecek Memo hapse. Memo annesini korudu. Ablasını korudu Memo. Hapse girmeyecek Memo. O kötü adam vurdu abla ya. Hayır ben. Tamam Memo sakin ol. Kim kötü? Kim ne yaptı? Söyle bakayım sen bana. Bir şey mi yaptın sen? Ne yapacağız isteme işini? Tamam halledeceğim ben. Merak etme hepsi hallolacak. Ne yapıyorsun ya? Ne var ne olacak? Sevda kızım hadi. Nerede kaldın? Tamam, tamam anne geliyorum. Ne yapıyorsun hadi git. Git. Memo'can? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Ama görüyorum ki sen erken ikna olmuşsun dönmeye. Yani... Gerçi bu malikane etkili edeceğim seni ama... Sen öyle bir insan da değilsin. Ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum, tamam mı? Yanlış olan ne biliyor musun? Günahlarından, zaaflarından, hiçbir şeyden emin olmayan adamın sevgisinden emin olmak. Samah sen niye böylesin? Hiç mi sevmedin birini? He? Ayrıca biz Kerem'le yeterince test ettik birbirimizi, tamam mı? Test ettiniz. En zayıf, en güçsüz olduğunu an düşün. En çok korunmaya ihtiyacın olduğun anda Kerem mi koruyacak seni? Ha? Sırtını dayayabileceğin birisi o mu sence? Benim kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Sevda. Sırlar varsa... Eğer kusurlar gizleniyorsa, o sevgiden emin olamazsın. Memo'can, ablacığım ne konuştunuz Savaş abinle? Ha? O kazayla ilgili bir şey anlattın mı ona? Ablacığım, bak bana küsebilirsin. Ama onunla ne konuştuğunuzu bilmem gerekiyor. Savaş abim babamızla ilgili olan durumu biliyor mu? Hı? Ne oluyor? Savaş bir şey mi dedi? Memo? Oğlum? Bana anlatabilirsin. Savaş abine babanla ilgili bir şey mi anlattın? Ezdim onu. Öldü, öldü. Memo babayı öldürdü, öldürdü Memo babayı. Artık kötü şeyler yapamayacak ama babamı. Hayır, sakın kimseye söyle baba. Sakın anneme söyleme. Annem yoksa kızar bana. Polise de söyleme, hapse tarafa. Bak sakın polise söyleme. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Hiç kimseye söylemeyeceğim, tamam mı? Bak, biz seninle sır dışız. Her şey aramızda kalacak. Anlaştık mı? Hadi gel. Gel hadi. Gel ben seni yedireyim, gel. Hayır. Anlatmadı Memo kimseye bir şey. Hiçbir şeyi anlatmadı. Ablacığım, emin misin? Bak doğruyu söyle lütfen. Anlatmadı Memo kimseye bir şey. Oğlum sana ne Sevda kime sırtını dayıyorsa sana mı kaldı? He bana kaldı. Bana kaldı ne olacak? Sen evleneceğim kızı gerçekten benden mi koruyorsun? Kendi kulağınla duydun işte. Neyi kurcalıyorsun hala? Manyak mısın sen? Ya manyak, manyak. Ne olacak? Manyak. Sen, Savaş, ne yapıyorsunuz siz ya? Bak senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sevda'nın aklına girmeye çalışıyorsun. Yapma diyorum sana, yapma. Sen Sevda'dan uzak duracaksın. Lan indir o elini. Ne diyorsun lan? Senin patronluğun bana burada sökme, anladın mı? Sen ne yapıyorsun? Yeter! Yeter ya, yeter! İkiniz de beni dinleyin, tamam mı? Kerem, bak Savaş bizim aile dostumuz, tamam mı? Onlar bizim buraya gelmemize vesile oldular.
Sadece beni korumaya çalışıyor. O kadar, başka bir şey yok. Hangi sıfatla? Hangi sıfatla? Ya abilik yapıyor bana, görmüyor musun? Ortada hiçbir art niyeti yok. Savaş, sen de gider misin lütfen? Lütfen hadi. Ya sen kör müsün? Bu çocuğun sende gözü var, ben bunu görmüyor muyum? Sen beni mi kıskandın? Evet, kıskandım. Ne olacak? Kıskandım. Ya gel buraya ya, saçmalama. Gel. Çocuk ya. Ne oluyor? Biri salıncağı yakmış. Kim yakmış olabilir? Bilmem. Ama salıncağın yanışı bir başlangıç sadece. Yarın Sevda'yı isteyeceğiz annesinden. Senin istemeni istiyorum. Aman ne hoş. Müştemilattan kız isteyeceğiz. Ne büyük mutluluk, ne büyük gurur. Bak her şeye rağmen seninle buzları eritmeye çalışıyorum. Anlamıyor musun? Aa, ne oluyor, yine kavga mı ettiniz? Yarın Kerem kız istemeye gidecekmiş. Hiçbirinizin gitmesini istemiyorum. Dünkü kaçışınız hakkında da bilahare konuşacağız. Müset Hanım, Rana Hanım yok. Telefonunu da açmıyor. Buyurun Müset Hanım. Rana'yı göz hapsinde tutmamız lazım. Bir de ne oldu öbür mesele, babalarıyla ilgili olan?
Beceremeyeceksen beceremiyorum de. Oyalanacak vaktim yok benim. Ben de tam o mesele için size gelecektim Nusret Hanım. Çalışma odamda konuşalım. Ali. Geçti mi sinire? Kocacığın nerede, uyuyor mu hala? Dolduruşa getirdin beni. Sırf senin yüzünden ihanetle suçladım adamı boş yere. Abla sen geldin. Kocam beni aldatıyor diye peşine düştük ve gördük kocanı otelin önünde abla. Kadın müşterisiymiş sadece. Hepsi bu. Sen de bu yalanlarına inandın mı? Aptal mısın sen? Evet aptalım. Kardeşimin gerçek yüzünü göremediğim için aptalım. Bilerek kafamı karıştırıyorsun. Çünkü kocamdan boşanmamı istiyorsun. Niye böyle bir şey isteyeyim abla? Sen mutluysan manyak mıyım ben? Kıskanıyorsun beni. Ne? Seni kıskanıyor muyum? Şu yaşa gelene kadar evlenip yuva kurmayı beceremedin. Sırf sen birini bulamadın diye başkalarının kocasına çamur atıyorsun. Senin tek bir amacın var. O da beni kocamdan boşadı. Yalnızlığına ve kahrına ortak etmek. Abla. Sevda abla. Hadi kalk. Sevda abla. Abla kalk, hadi kalk. Annem nerede? Anne. Hadi kalk, 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 kalk. Çabuk. Ablacığım dur. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bir şey mi oldu? O kötü teyze istemeye gelmeyecek mi seni? Hatta kimse isteyemez dedi, duydum. Kötülük yapmak istiyor sana. Kötü o. Sen ablanı mı koruyorsun? Hı? Barıştık mı yoksa? Yok, barışmadık. Gel bakalım buraya. Ablandan kaçınmaz öyle. Barıştık mı söyle? Hayır, barışmadık. Barışmadık öyle mi? Barışmadık öyle mi? Tamam söyle bakayım. Barıştık. Ay güzellerim benim be. Ay. Sevda ben işe geçiyorum. Sen kardeşini güzelce bir doyur, sonra okula hazırla. Bahri bırakacak bugün onu okula. Onun da dışarıda işleri varmış. Tamam. Hadi bay bay. Acıktın mı sen? Hı? Evet. Acıktın mı? Ne hazırlayayım ben sana? Ne yemek istiyorsun? Söyle. Ne yemek istiyorsun? Söyle. Ne yemek istiyorsun? Ne yemek istiyorsun? Söyle. Baba sağlam ayakkabı değil Nusret Hanım. Kumar, dolandırıcılık, sahtecilik, sabıka kabarık. 1,5 sene önce içeriden çıkmış. Hiç şaşırmadım. Bunlar ailecek çalışıyorlar. Bizim aptal aşığı da muma çevirdiler. Başka bir şey daha var Nusret Hanım. Babalarına araba çarpmış. Adam ölmüş. Buradan da kaçmış. Şişt. Sağ ol. Ablamla tartışırken gördüm sizi. Nedir mesele? Sen anlat bari. Karı koca cilveleşmişsin. Burnumu sokmamaya karar verdim. Peki. Ablam yanaşmazsa Sevda'yı yarın sen isteyeceksin. Biliyorsun değil mi? Ah! Yeni Nusret ben mi oluyorum? Tamam. Allah'ın emri, peygamberin kavriyle kızınızı kendimize istiyoruz. Eğer verirseniz burnundan fitil fitil getirip hayatını karartacağız. Nasıl? Biliyordum. Biliyor musun? Annemi de. Baskıladıklarını biliyordum. Olan Sevda ile sana olacak. Böyle bir şey olmayacak. Merak etme. Uyandı bizim aslan parçası. Hem de ne aslan parçası? Gözlüklere bak. Muayla. Bakar mısın? Buyurun Selim Bey. Bana bir sade kahve, bir de sabah öpücüğü. Tamam tamam. Yalnızca kahve. Öpücüğü sonra alırız.
Bizimki kurtlanmış, otele gelmiş. Nasıl yani, görmüş mü? Ya öğrendiği bir şey yok. Selim'e eselemek o kadar kolay mı? Sen yine de ulu orta yerde yanaşma bana. Benim kahvem duble olsun. Peki Selim Bey. Bir an babam şuradan çıkıp gelecek gibi bir hisse kapıldım. İnsan babasını öldüğünü unutmuyor. Alışamıyorsun değil mi yokluğuna? Çok özledim. Bir kerecik sesini duyabilsem neler vermezdim. Dinle o zaman. Alo. Oğlum. Açtın sandım. Ya şu teknolojiye bir türlü akıl sır erdiremedim. Telefonu kapamışsın. Ama biliyorsun, başladı mı babanın çenesi durmaz. Gülme, yaşlanınca seni de göreceğim. Temennim sevdiğinle yaşlan oğlum. Arkadaş iyidir, aile güvenlidir. Ama sevdiğin yanındaysa hayatın kurtulmuş demektir. Neyse, ihtiyar babanın çenesi düştü yine. Sen git gel, seninle konuşacak başka şeylerim de var. Bilmen gereken şeyler var. Şimdi hayatının en güzel gününün tadını çıkar. İkinizi de öperim oğlum. Gelinime selam söyle. Bunlar son sözleri. Aklın kalır şimdi. Bu adam benimle ne konuşacak diye. Mesele annenle ilgili. Bir anne evladı mutsuz olsun istemez Kerem. Neyse. Yüz yüze konuşmamız lazım bazı şeyleri. Ya ben burayı dinlememiştim. Nasıl yani? Mesele annenle ilgili. Bir anne evladı mutsuz olsun istemez Kerem. Neyse. Yüz yüze konuşmamız lazım bazı şeyleri. Birini mi aradınız Sevda? Nusret Hanım'la görüşmek istiyorum. Nusret Hanım'ın sizinle görüşeceğini sanmıyorum. Bekleyin, sorayım. Hiç gerek yok. Saygısızlık ediyorsun. Bakın, bu şekilde girmek istemezdim ama sizinle konuşmamız gerekiyor. Lütfen. Zafer konuşması mı yapacaksın? Zafer falan yok Nusret Hanım. Biz savaşmıyoruz. Evet. Eşit koşullarda değiliz. Evet, eşit değiliz. Bambaşka dünyalardınız, evet. Ama ben sizi anlamaya çalışıyorum. Niye bu kadar öfkelisiniz? Niye sürekli canımı yakmaya çalışıyorsunuz diye sizi anlamaya çalışıyorum. Bakın, siz Kerem için çok değerlisiniz. Çok kıymetlisiniz. Sizin de ona ne kadar düşkün olduğunuzu görebiliyorum. Belki hayalinizdeki gelin ben değilim. Hatta belki sokakta karşılaştığınızda selam bile vermeyeceğiniz türden biriyim, bilmiyorum. Ama karşılaştık işte, buradayız, aynı evdeyiz. Maalesef. Nusret Hanım. Bakın, ben Kerem'le ilk karşılaştığımda onda kimse de görmediğim güzellikte bir kalp gördüm. O yüzden sizi o kadar çok merak ettim ki. Kerem'i yetiştiren kişi kim bilir ne kadar mükemmeldir diye merak ettim ya. Sizinle tanışmak istedim. O yüzden siz beni ne kadar yaralamaya çalışsanız da ben aslında sizin kötü biri olmadığınızı biliyorum. İlk defa doğru bir şey söyledin. Ayrı dünyalardan geliyoruz. Evet, Kerem'i ben büyüttüm. Ama ona art niyetli insanlardan kendini nasıl koruyabileceğini öğretememişim. Şu kılığına bak mesela. Sen bu halinle Kerem'e, bu malikaneye yakışacak bir insan mısın? Ama ben buyum Nusret Hanım. Buyum ben, kendimi değiştiremem ki. Bakın, benim hayatım boyunca yanımda sadece annem oldu. Bir de Memo. Başka hiç kimsem olmadı.
Hayat mücadelesiyle geçti benim çocukluğum. Hiç de şikayet etmedim. Gözümde hiçbir zaman yükseklerde olmadı. Annem alın teriyle kazandığı parayla baktı bize. Ben de hem okudum hem de çalıştım. Kimseye tamah etmedim, kimseye sırtımı yaslamadım, kimseye güvenmedim. Ben kendime güvendim sadece. Öyle yetiştim ben, öyle yaşadım. Bakın size saygısızlık ettiysem gerçekten kusura bakmayın. Ama umarım biraz da olsun anlatabilmişimdir kendime. Bu da planın bir parçası değil mi? Bir de ağla tam olsun. Ben sizinle sadece içimden geldiği gibi konuştum. Ama biliyor musunuz? Ben sizinle anlaşmayı kafaya koydum. Bir gün siz de seveceksiniz beni, haberiniz olsun. Sevecek miyim? Hiç güleceğim yoktu. Hala! Dinle bu mesajı. Aklın kalır şimdi. Bu adam benimle ne konuşacak diye. Mesele annenle ilgili. Bir anne evladı mutsuz olsun istemez Kerem. Neyse. Yüz yüze konuşmamız lazım bazı şeyleri. Ne bu? Niye dinlettin şimdi bunu bana? Babam, hala. Sana babamı dinlettim. Önemli bir şey soracağım. Benim annem yaşıyor mu? Ay ortalık yanıyor vallahi. Kızım sen gene kapı mı dinledin muhalla? O salıncak gibi kapılar da bir gün yanacak tam olacak. Muhalla ne oluyor yukarıda? Gene Sevda'yla mı ilgili konu? Ay yok Perihan ablacığım, Sevda ile bilgisi yok. Ama Kerem Bey'in başında bir dertler var. Annesi mi yaşıyormuş ne? Vallahi Nusret Hanım'ı sıkıştırmış kenara. Annem hakkında ne diyecekti babam? Duydun işte söylediğini. Yaşadığını falan mı söyleyecekti? Ben nereden bileyim babam ne diyecekti? Hala, benden bir şey gizlediğini biliyorum. Niye gizleyeyim ki senden? Benim annem yaşıyor olabilir mi? Sen bu mesajdan annenin yaşadığını mı çıkartıyorsun? Ben böyle bir şeyi niye gizleyeyim ki? Ortada bir nefret varsa? Yalnız kalmak istiyorum. Annemi sevmediğini biliyoruz. Yaşıyor olsaydı bunu bize söyler miydin? Evet. Sevmiyordum onu. Ama böyle hesap sorar gibi annenizi soramazsınız bana. Aptalca sorularınızla uğraşmak istemiyorum. Nereye kadar kaçacaksın? Hala! Hala bekler misin? Hala bekle beni. Hala! Hala bekler misin? Annem hakkında ne biliyorsan anlatacaksın. Yaşıyor mu o? Öldü diyorum. Anlamıyor musun? Öldü. Senin annen yok. Yahu yaşamayan bir kadın evladı için nasıl mutsuz olsun? Emanetine sahip çıktım. Onun istediği gibi oldu. Mutlu öldü annen. Bundan sonra annen hakkında konuşmak istemiyorum Kerem. Benim için bu mesele yeni açılıyor, duydun mu? Yeni başlıyor. E ne diyorsun şimdi Perihan? İsteme olacak mı, olmayacak mı? Ona göre hazırlık yapmak lazım. Vallahi Kerem ezdirmem diyor ama... Nusret Hanım'ın ne kendi gelesi var ne de kimseyi gönderesi. Ay madem sohbet açıldı bir Türk kahvesi yapayım mı? Hüpürdetiriz. Hadi yap kız. Şimdi Perihan ablacığım. Kerem Bey'in gönlü var Sevda'da. E Sevda'nın da. E sen yap hazırlıklarına, takılma ona buna. Gelsin istesin bir Sevda'yı. Öyle ya. Gerçi. Nusret bizi tefe koyar fark ederse. Aman. El birliğiyle de yaparız be, hallederiz. Ne yapıyorsunuz el birliğiyle? Hı? Topla eylem mi var? Yemesene. Yukarının onlar.
keyfi yok. Ben biliyorum onun keyfi niye yok. Da şimdi sırası değil. E ama insan seninkine de üzülüyor. Kerem lütfen artık sakin olur musun? Tamam Sevda, sakinim. Tamam. Bak iyi niyetinden şüphem yok. Ama halamla bağ kurmak için kendini zorlama, olur mu? Niye öyle baktın? Kerem, o sana annelik yapan biri. Evet ama annem değil. Ben artık aidiyet hissimi sorgulamaya başladım Sevda. Sana bunu sorgulatan ben miyim? Evet ama aslında babam bahsetmeye başlamıştı son zamanlarda. Annemin istenmediğini söyledi bana. Ben onun yüzünü fotoğrafta bile görmedim, biliyor musun? Fotoğraf? Gelsene benimle. Ne oldu? Gel bir şey göstereceğim. Sevda. Nereye götürüyorsun beni? Abla. İyi misin? Sana çok kırgınım ama bir şey sormam gerekiyor. Acil. Bana hiçbir şey sorma. Bir günümü sensiz geçirmek istiyorum lütfen. Annemiz hayatta olabilirmiş. Sen Kerem'in bebekliğini hatırlıyor musun? Kerem'in bebekliği umurumda falan değil. Ne yapıyorsun ya? Annemiz yaşamıyor bizim. Kafanı boş şeylere yorma. Bu yaptığını unutmayacağım, göreceksin. Ali Hanım. Nesi var Fevziye Hanım'ın? Bilemiyorum, sinirleri bozuk. Allah Allah, kim üstü acaba? Ben bir Melisa çayı mı yapıp getirsem, ister mi ki? Bilmiyorum. Fevziye Hanım, müsait misiniz? Girebilir miyim? Fevziye Hanım. Buyurun. Baba, iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Çok iyiyim. Gel otur şöyle yanıma. Sadece sana güvenebileceğimi biliyorum. Ben ölürsem... O nasıl söz baba? Allah gecinden versin. Orası öyle. Öyle de ecel gelince hepimizin gideceği yer. Eğer ben gidersem bunu Kerem'e ver, olur mu? Ne bu? Sadece Kerem'in bilmesi gereken bir şey. Ama sakın sen açma, olur mu? Bu konuda sadece sana güvenebilirim. Elbette. Sen hiç merak etme. Sözümü tutamadım baba.
merakıma yenik düştüm. Keşke okumasaydım. Gerçekler ağırdır derler ya. Ben daha taşıdım sırtımda. Bana niye taşıttın baba bunu? Nasıl anlatacağım ben Kerem'in? Senin annen. Buralarda bir yerde bir fotoğraf vardı. Aliye'ye çok benziyordu. Belki anneniz olabilir diye düşündüm. Bak bakayım. Ne yapıyorsunuz? Bir fotoğraf görmüştüm burada. Belki anneniz olabilir diye düşündüm ama. Bir baksanıza arkasında falan belki bir şey yazıyordur. Sana veda etmeden gitmek istemezdim. Bu fotoğrafı kızlarım için bırakıyorum. Bir gün büyüdüklerinde annelerini hayal etmeleri için göster lütfen. Fevziyem, Aliyem sana emanet. İyi bak yavrularıma. Süreyya. Onu ilk kez görüyorum. Annem benden bahsetmemiş. Yok mu saymış? Kerem. 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 Kerem, nereye gidiyorsun? Kerem, bir şey söylemeyecek misin? Nereye gidiyorsun? Dursana. Bilmiyorum Sevda, bilmiyorum. Kafam allak bullak şu an. İyi, ben de geliyorum. Sevda, nereye gidiyorsunuz? Kerem. Kerem bak, beni korkutuyorsun. Niye konuşmuyorsun? Niye hiçbir şey söylemiyorsun? İçinden neler geçiyor söylesene. Kerem bak, çok hızlı gidiyorsun. Biraz yavaş gider misin? Lütfen. Babam bana o mesajı boşuna atmadı Sevda. Belki de yaşıyor diyecekti. Belki de demeyecekti. Nereden biliyorsun? Kerem biraz sakin olur musun? Lütfen biraz yavaş gider misin? Lütfen bak, rica ediyorum senden. Hem biz nereye gidiyoruz? Babama Sevda. Babama gidiyorum. Çünkü gidecek başka yerim yok. Thank you.
Aliye! Aliye! Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Mezarına geldim bak. Ne halde olduğumu gör diye geldim. Kim olduğumu sormaya geldim baba. Geçmişim seninle birlikte buraya gömüldü. Kimim ben baba? Söyle bana. Kerem, baban seni duyup cevap veremez. Beni duyuyor, eminim. Bu halde bırakmayacaktı oğlunu. Ben seni anlıyorum. Ama aradığın cevap burada değil. Nerede o zaman? Ben kimden, nereden cevap bulacağım? Bak bu mesele böyle hallederiz Kerem diyeceğimiz bir mesele değil. Peki. Dediğin gibi olsun. Ne yani, surat mı asacaksın gerçekten mi? Asacağım. Evet, asacağım çünkü çok kırıcı konuşuyorsun. Canım yanıyor Sevda. Bu kez de benim başıma bir şey geldi, benim canım yanıyor. Anlaması bu kadar mı zor? Seni anlamadığımı mı düşünüyorsun? Beni anlamadığını görüyorum. Peki. Ben anlamıyorum seni. Gerçekten anlamıyorum. Sen neyi nasıl yapmak istiyorsan öyle yap. Efendim anne. Sevda, niye sinirlisin sen? Bir şey mi oldu öyle birdenbire çıkıp gittiniz? Yok bir şey anne, söylesen. Ya ben ne yapacağız diye merak ettim. Ortalık karıştı şimdi, bu isteme olacak mı? Hazırlık yapayım mı yapmayayım mı bilemedim. Yok, isteme falan olmayacak. Neyse kapatıyorum ben, sonra konuşuruz tamam. İlk sefer çok iyi bir başlangıç yapamadık ama bana bir şans daha verdiğiniz için gerçekten çok sevindim. Son yaşadıklarım beni mecbur bırakmasaydı yüzünüzü görmek istemezdim. Çok dürüstsünüz. Bu özelliğiniz gerçekten hoşuma gidiyor. Aynı dürüstlüğü sizden de beklerim. Eğer bulamazsam ben de olmam. Gerçekten hayranlık uyandırıcı. Bu kadar genç yaşta yalanla doğruyu bu kadar kolay ayırt edebiliyorsunuz. Harika bir şey. Ne demek bu Teoman Bey? İlk karşılaştığımızda bana av olduğumu söylemiştiniz. Öyle mi dedim? Yapmayın. Hatırlamıyor olamazsınız. Affedersiniz. Gerçekten bazen bu kadar dürüst olduğuma şaşıyorum ben de. Bakın size birlikte iş yaptığım insanları araştırdığımı söylemiştim. Bu da benim çalışma şeklim işte. Ticarette saf kalmaya çalışanlar maalesef ki ancak av olurlar. Öyle olsun. O zaman iş konuşalım. Saroz'daki bağlarımın içine otel yapmak istiyorsunuz. Aynen öyle.
Peki bağlar ne olacak? Bağlar olduğu gibi kalacak. Yatay mimari benimsiyoruz, dikey mimari değil. Doğayla baş başa, doğanın içerisinde. Güzel. Niye durmadan bakıyorsun böyle? Hiç. Öylesine. Ben zaten seni anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ya benim yaşadığım şey gerçekten sıradan bir şey mi sence? Değil. Tamam mı? Sıradan değil. Ama öyle değil diye sen bu kadar kendinden geçemezsin. İyi tamam, hadi ben kendimden geçtim. Sen ne yapardın? Sen bana söyle. Biri sana senin hayatın yalan dolan. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Hatta annem belki yaşıyor hayatta dese sen ne yapardın? Söyle. Ona buna çatmazdım, emin ol. Ya bırak, Allah aşkına bırak Sevda. İyi. Kırıp dökelim. Tamam mı? Senin yaptığını yapıyorum ya. Ya saçmalıyorsun Sevda. Ne saçmalıyorum? Hayat böyle bir şey, tamam mı? Zor, acımasız, dengesiz. Bazen pusulan şaşıyor, seni çıkmaza sokuyor. Bak, bak sen şu an bir kriz yaşıyorsun ve bunu sindiremiyorsun. İçinden kırıp dökmek geliyor, tamam. Tamam ama bunu sevdiklerini kırarak yapamazsın. Bak, bak şu an öfkeni yönetemiyorsun. Çünkü hayatın boyunca bu kadar büyük bir sorunla karşılaşmamışsın. Seni hep bakıp büyüten, seni koruyup kollayan, seni besleyen, giydiren... ya senin çantanı taşıyan birileri olmuş hep hayatında. Çünkü sen bir prenssin Kerem, değil mi? Hadi bunu da söyle tam olsun. Evet, öylesin. Sen bir prenssin çünkü öyle yetiştirilmişsin, öyle büyütülmüşsün. Ya senin yaşadığın ev bile gerçeklikten o kadar uzak ki. Çok sağ ol ya. İnanılmaz yardımcı oldun şu an, çok sağ ol. Kerem, Kerem bak şu an o kadar kendindesin ki başka hiç kimseyi duymuyorsun. Ben duyacağımı duydum Sevda, duydum ben. Bak ben senin yanında olmaya çalışıyorum. Seni anlamaya çalışıyorum. Ama sen bana az önce mezarlıkta bile Pollyanna'sın demeye getirdin lafı. Ben hayatım boyunca o kadar büyük darbeler yaşadım ki, sorunlarla yaşamaya alıştım. Hatta böyle bazen her şey üst üste geldiğinde gülüp geçiyorsun. Yok saymak zorunda kalıyorsun. Ya sevdiğin bir şeye tutmuyorsun, yoksa başka türlü hayatta kalamazsın. Ben sana tutundum ya. Ben sana tutundum, sana. Özür dilerim. Çok özür dilerim. En mutlu olmamız gereken günde. Sana bunu yaşattığım için özür dilerim. Gerçekten. Ben de sana tutunmak istiyorum Sevda. Bana yol göster. Yol göster bana. Birbirimize tutunacağız. Çünkü bizim başka bir şansımız yok. Bak mutlu günlerde, güzel günlerde yan yana durabilmek kolaydır. Ama önemli olan zor zamanlarda yan yana olmak. Ne bakıyorsun? Nasıl başarıyorsun bunu? Neyi? Beni hep mutlu etmeyi, iyi hissettirmeyi. Sevda. Buyurun efendim. Buyurun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
Bana bir soru sormuştun, hatırlıyor musun? Koyun musun sen demiştin. Evet, koyunum ben. Boynumu uzatmışım. Celladımın ne zaman keseceğini bekliyorum. Ne zırvalıyormuşum, ne saçmalıyor diyorsun değil mi? Demiyorum. Annemle babamı halam ayırmış. Ve ben annem hayatta mı yoksa gerçekten öldü mü bunu bile bilmiyorum, inanabiliyor musun? Onların da hayatlarını mahvetmiş. Sıradaki kurban da benim. Değilsin. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Ya beni babam yaşında bir adamla evlendirecek. İstemediğim, sevmediğim, tanımadığım bir adamla zorla evlendirecek. Ben hiç aşık olmadan, hiç kendi tanıdığım, istediğim birini öpmeden bu dünyadan ölüp gideceğim. Nasıl? Daha iyi misin? Vallahi bir tane daha yersem daha iyi olacağım. Gerçekten ilk defa mı yedin? Vallahi ilk defa yiyorum. Zaten hayatımdaki en güzel ilkleri hep seninle yaşıyorum. Kerem, biz bazen bazı şeylerden kaçamayız. Yani neyi yaşamamız gerekiyorsa onu yaşayacağız. Ne demiştin bizim ev için? Yaşamayan ev mi? Gerçeklikten uzak. Gerçeklikten uzak. O gerçeklikten biraz daha uzak kalmak isterim. Mümkünse. Olur. Beyefendi. Bir tane daha alabilir miyim? Ben de bir annemi arayayım, merak etmiştim. Alo. İyiyiz, iyiyiz anne, merak etme. Bir Kerem'le yemek yiyip öyle geleceğiz. Tamam, tamam, haber veririm. Abi, bana da bir çeyrek hazırlar mısın? Erken görmeyi beklemiyordum seni. Senin için ne yapabilirim? Defolup gidebilirsin. Bunca zaman sonra nasıl çıkıp geldiysen yine aynı şekilde defolup gidebilirsin. O bir kere olur. Artık o tahta bavuluyla kapının önüne koyduğunuz genç delikanlı yok karşında. Ne halt olduğum umurumda bile değil. Ailemden, evimden, topraklarımdan uzak duracaksın. Umurunda olmadığı için mi bu kadar delirdin? Haddini aşma Salih. Salih öldü. Yaşasın Teoman. Buraya gelirken aslında hala bir acaba vardı içimde. Acaba dedim. Değişmiş midir? Bunca sene sonra
Kalbi yumuşamış, gözleri açılmış mıdır dedim ama... ...görüyorum ki değişen bir şey yok. Hala 20 yaşında. Nasıl bıraktıysam öylesin. Sakın bana şimdi zavallı, haksızlığa uğramış, bedbaht insan numarası yapmaya kalkma. Allah aşkına bana bir bak. Karşında hala öyle gel dediğinde gelen, git dediğinde gidecek olan adam mı var zannediyorsun? Sakin ol. Bu kadar öfkeli olma. Biz daha seninle çok iş yapacağız bak. Burada çok güzel bir sözleşmemiz var. Öyle bir şey olmayacak. Ne yapacaksın? Nasıl engel olacaksın Rana'ya? Ne diyeceksin? Gerçi senin bir planın vardır değil mi? Bana ve Süreyya yaptıklarını düşününce. O kadının adını anma bana. Neden? Gerçekten canını mı yakıyor? Öyleyse biraz daha canın yansın. Ama ben kime ne anlatıyorum ki değil mi? Sen de bilirsin evlat sevgisini. Sen karnındaki çocuk. Kes artık. Yeter. Hiç canın acımadı mı? Nusret, bebeğimizi aldırdığın zaman bana hiç sormadın bile. Hiç mi üzülmedin sonra? Hiç üzülmedim. Senin gibi bir babası olacağını hiç doğmaması daha iyiydi. Allah benim belamı versin. Ben senin gibi bir kadını nasıl sevebildim? Artık karşında o saf, o sana aşık olan adam yok. Artık can düşmanının. Benden kork Nusret. Ayağına taş gelecek olsa benden bil. O malikaneden çıkışını, sürüne sürüne gidişini zevkle izleyeceğim. Nusret Hanım, akşam yemeği için hazırlıklara başlayabilir miyiz? Kerem Bey karar versin, ben yemeyeceğim. Kerem Bey henüz gelmediler. Rahatsız edilmek istemiyorum. Ya ben şimdi tam anlamadım. Annesi yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bir düzgün anlatsana şunu. Allah anne, ben de anlamadım. Yani bilmiyorum ki. Kerem'e söylemedim ama bir tuhaflık var. Vedat Bey'in de mesajını düşününce... ...yani hiçbir anne evladına kıyamaz gibi bir şey söylemiş. Bunlar o kadar tuhaflar ki. Ya çok değişikler. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Ya buradan ne çıkacak bilmiyorum açıkçası. Vallahi matruşka gibiler. Nereden ne çıkacağı belli değil. Kerem nasıl peki? Nasıl olsun? Kafası karmakarışık. Ne olacak bu isteme işi? Anne, ortalık yangın yeri. Kerem darmadağın. Yani bu durumda isteme falan olmaz. Eniştem yok değil mi? Yok. Yine ne var Aliye? Abla biz hep böyle küs mü kalacağız? Benim senden başka konuştuk hiç kimsem yok. Ayrıca bana kötü davrandığın için pişman ve üzgün olduğunu da görmek isterdim.
Konuşmadan duramıyor musun sen? Yok, duramıyorum. Hele şimdi hiç duramam. Kendi kendine mi gülüyorsun sen? İyice delirdin artık Aliye. O piyanonun tuşlarına vuruşun neydi öyle? Ortalığı inlettin. Ya bırak şimdi piyanoyu. Neler oldu bir bilsen. Korkutma beni, ne yaptın? Yani hayatımın en zor günlerinden birinde ben bir erkekle, ay nasıl desem bilemiyorum. Ne erkeği? Ne diyorsun sen? Ne oluyor? Yok. Yoksa tövbeler olsun. Abla çok güzeldi. Aman Allah'ım. Ben galiba aşık oldum. Kime? Kime aşık oldun? Söylemem. Ne saçmalıyorsun Aliye sen? Ne aşkı? Hani kalbin hızlı çarpar. Öyle miden de kelebekler uçuşur. Utanırsın, yanakların kızarır. Kitaplarda okuduğumuz gibi aşk işte. Girebilir miyim? Gel tabii. Bir şey diyeceğim. Kay bakayım. Annem yaşıyorsa da artık umurumda değil. Yani yıllardır bizi aramamış, biz niye arayalım ki onu? Değil mi? Demek ki yıllarca umurunda olmamışız. Ama bir şey daha söyleyeyim mi? Siz bana yetersiniz. Çamaşırhanede olmasa nefes alamayacağız muhalle. Hayırdır, pek keyfin yerinde bakıyorum. Bir de dikkatli olalım, evde buluşmayalım diyordun bana. Çok güzel şeyler oluyor muhalle. Keyfim çok yerinde. Artık bu sipahi oğlanı dert edecek değilim. Hayırdır inşallah. Kapıda biri var. Senin yüzünden işimden olacağım Bikram. Hiç merak etme. Dengeler öyle bir değişiyor ki, onlar sana hizmet edecek. İyi akşamlar. Ne bu mesafe? Sanki beni çok düşünüyormuş halleriniz canımı sıkmaya başladı. Bak sen. Hem arkamızdan iş çevir, hem de afra tafra yap, öyle mi? Ne diyorsun sen Nusret Hanım? Ne afra tafrası, ne iş çevirmesi? Arsaları neydi belirsiz bir adama kiraya vermedin mi? Verdiysem kendi arsalarımı verdim. Size ne oluyor pardon? Böyle mi olduk şimdi? Ben bunca yıl... Sen bunca yıl ne? Ha? Ben sana söyleyeyim, sen bunca yıl manipülasyonlarla sırf elindekileri kaybetmemek için küçücük bir kız çocuğunun duygularıyla oynadın. Saçmalama Rana. Ben daha 2 ay önce gelin olacağım diye heyecanlanıyordum. O kız yüzünden hepsi, sana söz veriyorum. Ne sözü? Ha? Biz o eşiği çoktan açtık. Artık yeni bir Rana var karşınızda. Konuşma bitti. Kerem, konuşmamız lazım. Annenle ve onun ölümüyle. Sen bana bu hayatta neyi öğrettin biliyor musun? Kalabalık olmamayı. Yaşayan ve evladını aramayan bir anne kalabalık etmekten başka hiçbir işe yaramazdı. Ölmediyse de ben öldürdüm, merak etme.
Sen uyumadın mı hala? Hı? Memo uyumazsa Sevda Memo'nun yanında kalır. O yüzden Memo uyumayacak. Uyumuyorsan ben de seni gıdıklamaya başlarım o zaman. Tamam. Uyuyacak Memo. Memo, sen daha uyumadın mı oğlum? Hadi, hadi kalk bakalım. Dişlerini fırçala, yüzünü yıka. Kerem? Alo. Uyuyor muydun sen? Yok yok. Uyumadım hala. İyi ki aradın. Seni özledim. Ben de seni özledim. Bir şey mi diyecektin? Vallahi gerçek neyse ne. Artık kendi mutluluğuma odaklanmaya karar verdim. Ha bu arada isteme olayını da es geçeceğiz sanma. Yarın seni annenden isteyeceğim. Acele etmemize gerek yok. Sen önce kafanı topla bir. Hayır hayır iyiyim ben. Yoksa sen mi vazgeçtin? Hayır tabii ki vazgeçer miyim hiç? Seni düşünüyorum sadece. Ama bu hayatımıza kurmamıza engel değil sonuçta. Seni her şeyden çok istiyorum. Aa, bu ne? Birazdan arayayım ben seni? Arayacağım. Kerem ne oldu? Bir şey mi oldu? Kerem? Eğer bu mektubu okuyorsan, ben artık hayatta değilim demektir. Üzülme sakın. İyi bir yerdeyim. Ölüm bir gün sevdiklerimize kavuşacağımız bir bekleme salonu gibi. Eskiler de burada hem sıkılmam. Söyleyeceğim şey kalbime öyle zor ki geveleyip duruyorum işte. Kerem, canım oğlum, belki bana kızacaksın. Bunca zaman nasıl susabildin deyip vicdansızlıkla suçlayacaksın. Haklısın, ne diyeyim? Oğlum, senin biyolojik baban ben değilim. Annense hayatta oğlum. Senin annen Nusret. Umarım bu yaptığım için beni bir gün affedebilirsin oğlum. Seni çok seven Vedat. Kimsenin seni incitmesine izin veremem. Sen benim oğlumsun. Ama halamla bağ kurmak için kendini zorlama olur mu? Kerem, o sana annelik yapan biri. Kerem. Yüzümüze bile bakmıyor. Gene neyi var bunun? Bizi ilgilendirmez. Vardır bir sıkıntısı.
Kerem, neyin var? Yüzüme bak. Neyin var? Ne bu elindeki? Meseleyi veda mektubu bırakmaya kadar getirdin mi? Senin annen Nusret demiş orada. Babam. Ablalarında. Onlarla da kuzeniz. Kardeş gibi büyüyün istedik. Sen de anne gibiydin. Bir kadın yanı başında büyüyen evladından anneliğini saklıyor. Bunun tek bir sebebi olabilir. Nefret. Sen çocuğundan bu kadar mı nefret ettin? Ben seni nefretle büyütmedim. Ama annesiz büyüttün. Sen öz evladının annesizliğe layık gördün. Bu kadar acımasızlığı hak edecek ne yapmış olabilirim ki? Bir annenin evladına verebileceği her şeyi verdim ben sana. Her şeyi. Bir çocuğun annesini başkalarından tanıması ne demek olduğunu biliyor musun? Anneni öldü bilmek, sorduklarında annem yok demek nasıl bir şey biliyor musun? Hayatın boyunca hiç kimseye anne diyememek nasıl bir şey biliyor musun? Annesine seslenen bir çocuğa bakıp imrenmek ne demek biliyor musun? Ben biliyorum. Peki sen nasıl kabullendin? Öz evladın sana anne diyemiyor. Bu benim oğlum diye gururlanamıyorsun. 9 ay yahut 9 ay karnında taşıdığın çocuğundan anne lafını duymuyorsun. Hiç mi canın acımadı? Hiç mi bağrına basıp bu benim oğlum demek gelmedi içinden? Gelmedi tabii. Bu kadar vicdansız, bu kadar nefret dolu bir insan hangi ara anneliği düşünecekti ki? Mecburdum oğlum. Bana oğlum deme! Bana oğlum deme! Niye mecburdun? Soyadının itibarını korumak için mi? İtibarımı düşündüğümden değil. Peki ne zaman söyleyecektin? Hiç. Hiçbir zaman. Seninle birlikte mezara gidecekti değil mi bu? Aileme anne olacağımı söylemeye cesaretim yoktu. Ne seni ne kendimi koruyabilirdim. Korktum. Sen korkan taraftan korkutan tarafa geçeli yıllar oldu Nusret Hanım. Benim bildiğim Nusret Sipahioğlu'nu korkutacak hiçbir Allah'ın kulu yok burada. Var. Var. Senden korktum. Evladımın nefretinden korktum. Öğrendiğin gün gelip bana hesap soracağını, benden nefret edeceğini biliyordum. Doğru tahmin etmişsin. Anneliğini esirgediğin oğlumdan evlat sıcaklığı beklenmez zaten değil mi? Vicdansız bir annenin varlığı yokluğundan çok daha canımı acıtır. O yüzden ölü taklidi yapmaya devam et. Benim annem yoktu, bundan sonra da olmayacak. Halalığına gelince emeklerini yok sayacak kadar vicdansız biri olmamaya çalışacağım. Kerem. Ben ne diyeceğimi biliyorum. Adam Kerem'in nasıl öz annesi olabilir biz bu kadar zaman? Abla bir şey söylesene.
Hani bunun karşısında da nasıl böyle kalabiliyorsun ruhun çekilmiş gibi? O kadar çok konuşuyorsun ki. Kendi seslerinden, kendi duygularından başka hiçbir şey duymuyorsun. Sen biliyordun. Sen halamın, Kerem'in öz annesi olduğunu biliyordun. Evet, annesi. Ama bu hiçbir şey değiştirmez. Hiçbir şeyi. Bu yalnızca onların ikisinin arasında bir şey. Kimse bilmeyecek. Bu konuyu unut. Kapat. Ulan aksiyonsuz bir günümüz bile geçmiyor. Ne diye deli deli koşturuyorsunuz yine? Bir şey olduğu yok. Kerem'le halan birbirlerine mi girdiler yine? Delilere bir yemin ediyorum. Neymiş dertleri? Aile içi mesele. Öyle mi Fevziye Hanım? Bunu mu söyleyecektin bana? Bununla mı duyacaktım? Aile içi. Öyle olsun. Benim biraz sinirlerim bozuk da. Sinirin bozuksa git başkasına çat, bana değil. Özür dilerim. Bir kere de özür dilemekten başka bir şey yap. Bu kadar anlamı yok ki artık. Yorma ağzını boşuna. Kerem. Kerem, iyi misin? Hala. Annemmiş. Ne? Gerçek annemmiş. Saklanmayı pek beceremiyor gibisin. Kerem'i arıyorum da. Anlaşılan yine kıyametler kopmuş evde. Şey... Ya bugün haddimi aştım. Yani olanlar için özür dilerim. Özür dileme. Vallahi dediğin çıktı. İnsanoğlunun başına her şey gelebilir bu hayatta. Anne, sence de çok acayip değil mi? Ya bunca sene evladın gözünün önünde tek kelime etmiyorsun.
Ya başka birini annesi sanıyor, susuyorsun. Bir insan bunu nasıl yapabilir ki? Hadi Kerem'e yaptın. Kendine bunu nasıl yaparsın ya? Hiç kolay değil. Kim bilir kadın ne yaşadı ki sustu bunca zaman. Anne sen şu an Nusret Hanım'ı mı koruyorsun? Allah Allah. İnsanın başı sıkışınca... Bunu mu giyeceksin sen? Evet. Bunu. Ya da bunu. Tut bakayım bir üstüne. Bakayım. Ha, ne diyorsun? Bir de öbürüne bakalım. Hangisi daha güzel? Yani bu güzel de... Ne bileyim şurası bir çok açık geldi bana. Anne yapma Allah aşkına. Neresi açık bunun? Baksana rengi falan çok güzel değil mi? Yok mu güzelim şöyle giyeceğin daha uygun bir şey? Yani var birkaç bir şeyim daha. Böyle pantolonum falan da var ama. Tamam işte mis gibi giy pantolonunu. Vermeyelim kimsenin ağzına laf. Anne sen ciddi misin? Kızım ele karışıyoruz ele. Madem sen bu aileyi seçtin elbette biraz onların huylarına suylarına gideceksin. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben kimsenin huyuna suyuna falan gidemem. Ayrıca ben aileyi seçmedim. Kerem'i seçtim. O da beni böyle sevip beğendi. Yoo vallahi güzelim. Hiç öyle olmuyor o işler. Sen sadece Kerem'e eş değil, aynı zamanda da bu aileye gelin olacaksın. Boşuna mı koptu o kadar kıyamet? Anneciğim sen iyi misin? Bak korkutuyorsun beni. Bu sen değilsin ha? Vallahi ben söyleyeyim de vay anne bana bunları söylemedin falan olmasın sonra. Sen bana laf yetiştireceğine git de yanan kurabiyelerine bak hadi. Ama lafa tuttun beni. Gel. Nasıl oldu yeni kıyafetiniz Kerem Bey? Güzel oldu. Bir sorun var mı? Yok yok iyi. Teşekkür ederim. Bu arada hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Sağ ol Muhala. Ay pardon. Nasıl? Sana layık bir kuzen olmuş muyum? Kuzen mi? Ben yalnız gideceğim Aliye. Ya şaka yaptım. Yok öyle yalnız manız. Kardeşiz biz. Bizi öyle hemen kestirip atamazsın. Atarsan da en büyük hayal kırıklığım olursun. Kardeşim benim. Aliye, bize biraz müsaade edebilir misin? Edemez. Müsait değiliz. Lütfen çıkar mısın? Kerem konuşmamız lazım. Lütfen. Vallahi ortalık karıştı yine. Bu sefer mevzu kız istemeyle ilgili kesin. Bence olmayacak bu iş. Ay kızım. Tövbe estağfurullah. Bir kere de ağzını hayra aç be yavrum. Vallahi Nusret Hanım söz konusu olunca korkarım ben. Her inlik beklenir. Bu çorba biraz tuzlu mu olmuş? Tuzu falan yerinde onun. Ay Savaş, malikane yanıyor. Sen tuz biber derdindesin. Hayırdır Dilber Hanım? Bir sıkıntı mı var? Bir hata mı ettik efendilerinize? Efendilerime. Efendilerime kimse saygısızlık edemez. Ettirmem. İsteme olayına gelince bu kimseyi ilgilendirmez. Herkes işini yapsın. Sultanım, bugün benim izin günüm. Birazdan çıkıyorum. Mutfak düzeni size emanet. Ve lütfen oğlunuzla konuşun. Haddini bilmeyi öğrensin. Yoksa... Öldürecek bu çocuk beni.
Öldürecek beni bir gün bu. Yok öldürecek, rahat edecek. Kesin öldürecek beni. Kek geldi. Sıcak sıcak fırından yeni çıktı. Ay sultanım, kek mi yaptın? Kerem Bey'in en sevdiğinden hem de. Eline sağlık be güzelim. Gelsin afiyetle yesin. Sevda nerede? Sevda hazırlanıyor. Ay ne heyecanlıdır kız şimdi o. Feriha. Hı? Markette bunları buldum aldım. İyi seçmiş miyim ya? Bahri. Ben Sultan. Kim? Bunlar ne böyle ayıcıklı pomponlu falan? Ya ne yapayım Sultan, bunlar vardı markette. Allah. Kız Feriha. Sen de koca Nusret Hanım'a şunları giydireceksin ya, helal olsun. Benim evim, benim kurallarım. Giyecek tabii. Sultan, ya ne yaptınız? Çok güzel görünüyor. Sonra ben iyice bir... sor hadi. Sen ya... şu ayaklarını çıkar, kapıyı da kapatma. İyi, hadi. Tamam, tamam. Hadi. Of. Hani bana sormuştun ya... Hiç mi birini sevmedin? Bir kalbin yok mu diye. Ben sevginin ve aşkın en utanç verici halini yaşadım Kerem. Bu kadar aşık olmuştum ki. Gözüm gerçekleri göremez olmuştu. Senin şu an geçtiğin yoldan ben çoktan döndüm Kerem. Çoktan döndüm ben. Sakın bana beni anladığını falan söyleme. Sakın yapma bunu. Sevdiğim adam bir çiftlik çalışanıydı. Ailem onu asla kabul etmedi. Buna rağmen direndim. Evden kaçmayı bile denedim. Sonra ne oldu? Beni terk etti. Ortada bıraktı. Ve sen bütün bu yaşadıklarına rağmen Sevda'yı hor gördün, öyle mi? Seni korumak istedim. Sen de aynı şeyleri yaşama diye. Ayrı dünyalar yan yana gelmez Kerem. Sen de terk edileceksin. İhanete uğrayacaksın. Bu insanlar bize benzemiyorlar. Bak Sevda'yı o adamla bir tutma. Sen Sevda'yı tanımıyorsun. Ona bir şans bile vermedin. Bazen gerçekleri göremiyoruz. Ve çok büyük bedeller ödüyoruz. Sen öz evladından, oğlundan vazgeçmiş bir kadınsın. Ben seni neden dinleyeyim ki? Hı? Çocuğunu doğuracağım adam Vedat'ın karısıyla aldattı beni. Bu hepimiz için ne kadar ağır, ne kadar utanç verici düşünebiliyor musun? Süreyya hamileydi. Doğum yaparken ölmüş diye duyduk. Bebeğin yaşadığını söyledik. Süreyya'nın bebeği diye kucağımda seninle girdim ben bu malikaneye. Anne diyeceğin biri yoktu. Ama sana annelik edecek bir halam vardı. Göremiyoruz Kerem. Aşk dediğimiz duygu koca bir perde. İstediğin kadar yargıla beni. Şey, annen olduğum gerçeğini değiştiremez. Bana bir kerecik olsun anne demen için neleri verirdim biliyor musun? Hayatımda hiçbir şeyi bu sözcüğü senin ağzından duymak istediğim kadar istemedim. Bana hiç annelik yapmayan bir kadına... Ben asla, asla anne demeyeceğim.
Sen benim için yaşayan bir ölüden farksız. Taze çiçekler getirdim çünkü çiçek önemli. Şöyle. Oh be, ne güzel oldu. Ay kız Sevda, sen de çok güzel olmuşsun. Dedim maşallah. Ay darısı başıma olur inşallah. Muhalla, kızım. Terlik giy bunlardan. Peki Pompon Bahri. Neler oluyor acaba? Abla. Halam Kerem'e bir şey yapmasın sakın. Saçmalama. İnsan evladına kıyar mı? Bilmiyorum. Kıymış senelerce, kendini saklamış. Kolay mı? Yılların hesaplaşması. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Kerem içerken dikkat et, tuzlu olabilir. Tuz koymadım. Yeterince sınav verdik zaten. Doğru. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Sadece ya, senin konuşman doğru olur. Ben bir şey bilmiyorum ki. Hem halam yokken.
İşte halam yok. Fevziye. İşte isteyeceksen de bu tuhaf durum bir an önce bitsin. Evet. Nusret Hanım. Şaşırdın mı kızım? Hepinize merhaba. Kerem heyecandan çiçeğini, çikolatasını almayı unutmuştur diye düşündüm. Unuttu değil mi? Almayacak mısın çiçeklerini? Kerem benim canım, kıymetlim. Seni tanımak, sevmek istiyorum. Geçmişi kapatalım. Bana oğlum için kız isteme onurunu yaşatır mısın? Teşekkür ederim. Anne.